Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kazanın kavramı 9. testteyiz. Yönetici moleküller yani DNA ve RNA ile ilgili testimize başladık. Hemen başlayalım çözümümüze. Diyor ki birinci soruda DNA molekülü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalıtsal bilgiyi depolar, hücre yönetimini sağlar. Tüm canlı hücrelerde budur. Arkadaşlar şimdi burada bakacağız. Bakın, kalıtsal bilgiyi depolar doğru. Çünkü DNA üzerinde bulunan şifreler sayesinde bizim e, üzerimizde bulunan kalıtsal bilgiler yavru döllere aktarılıyor. Yavru hücrelere aktarılıyor. Dolayısıyla kalıtsal bilgiyi depolar demesi doğru. Hücre yönetimini sağlar diyor. Zaten yönetici moleküller diyoruz dikkat ederseniz. DNA hücrenin içerisinde bütün olayları kontrol eden, denetleyen e, moleküldür arkadaşlar Dolayısıyla hücre yönetimini sağlar doğru tüm canlı hücrelerde bulunur Bu da doğrudur e, şöyle söyleyeyim size Mesela çekirdeğini kaybetmiş olan hücreler vardır Arkadaşlar işte e, olgun al yuvarlar gibi bunlar bölünemezler zaten ama burada tüm canlı hücrelerde bulunur demesini kabul edeceğiz Çünkü arkadaşlar e, çekirdeğini kaybetmiş olsa bile bu öncesinde yani ilk oluştuğu zaman DNA molekülüne sahiptir. O yüzden biz ilk oluştuğu zamanı düşüneceğiz. Bazı hücreler sonradan DNA'larını kaybedebilir ama ilk oluşma ihtimallerini ilk oluştuğu zamanları düşüneceğimiz için tüm canlı hücrelerde bulunur demesini doğru kabul ediyoruz. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. İkinci soru Yönetici moleküllerle ilgili tablo verilmiştir diyor. X, Z moleküllerinin özelliklerine ait tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Şimdi ilk önce biz moleküller hangileri ona bakalım. Diyor ki eşlenebilme. Şimdi eşlenebilme arkadaşlar. Şimdi bizim aklımıza yönetici molekül deyince bir DNA gelecek bir de RNA gelecek. RNA'nın da çeşitleri var biliyorsunuz. Mesajcı RNA, taşıyıcı RNA ve ribozomal RNA. Şimdi bakıyorum. Eşlenebilme özelliğine sahip yani kendi kendine eşleyebilme özelliğine sahip kim vardır? DNA vardır. Dolayısıyla arkadaşlar X molekülü nedir? DNA'dır. Y ve Z'ye baktığım zaman bakın diyor ki protein sentezinde görev alma. Y de görev alıyor, Z de görev alıyor. Yapı birimi nükleotittir. Y de Z de aynı şekilde. Ben buradan bir ayrım yapamıyorum. O yüzden Y ve Z Herhangi bir RNA çeşidi olabilir. Bakalım. Diyor ki X çift sarmallıdır. Doğru değil mi? DNA molekülü çift sarmaldan oluşuyor arkadaşlar. Yani çift zincirden oluşuyor. Doğrudur. Y hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir. Şimdi bakın. DNA ve RNA vücudumuzda yönetici molekül olarak kullanıldığı için arkadaşlar hiçbir şekilde enerji kaynağı olarak kullanılamaz. Ben daha önceki test çözümlerinde de size söylemiştim. Vücudumuzda enerji kaynağı olarak kullanılan 3 tane molekül vardır. Karbonhidrat, yağ, protein. Bunlar haricinde hiçbir molekül enerji verici olarak kullanılmaz. Dolayısıyla hücrelerde kullanılabilen enerji kaynağı olabilir demesi e, yanlış olur arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkı yanlıştır. Z RNA molekülü olabilir demiş. Z RNA molekülü olabilir değil mi? Zaten RNA molekül olabilir dedik. Doğru. X ve Y riboz şekeri taşır demiş arkadaşlar. X ve Y riboz şekeri. Şimdi bakın. DNA'da deoksiriboz şeker vardır. RNA'da riboz şeker vardır. Dolayısıyla bu da yanlış olacak. X ve riboz şekeri taşır demesi yanlış olur arkadaşlar. Y tüm canlı hücreler tarafından üretilebilir demiş. Arkadaşlar Y tüm canlı hücreler RNA dedik zaten üretilebilir. Şimdi burada acaba protein sentezinde yapı bir nükleotit. Ya burada B şıkkı da D şıkkı da yanlış arkadaşlar. Çünkü enerji kaynağı olarak kullanılabilen sadece karbonhidrat yağ ve proteindir. Dolayısıyla ee, B şıkkı da, D şıkkı da yanlıştır. Şimdi ben bir an aklıma ATP de geldi ama ATP yönetici molekül değil. Dolayısıyla burada yönetici moleküllerle ilgili tablo verilmiş demiştir. O yüzden ATP e, yönetici molekül olmadığı için, e, dolayısıyla B şıkkını da yanlış oluyorum. Hem B şıkkı yanlış, hem de D şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gelelim. Bir nükleik asitin DNA ya da RNA olduğu verilenlerden hangilere bakılarak ulaşılabilir? Şimdi DNA ya da RNA olduğunu şuradan anlarız. DNA'da deoksiriboz şeker var. RNA'da arkadaşlar riboz şeker var. Yani şekerine bakarak anlaşabilir, anlayabilirim. O zaman burada 5 karbonlu şeker demiş, anlayabiliyoruz. DNA'ya özgü baz olarak timin vardır. Timin. RNA'ya özgü baz olarak da urasil vardır arkadaşlar. Diğer tüm bazlar her ikisinde de bulunuyor. Şimdi adenin nükleotidine bakarak anlayamam çünkü her ikisinde de var. Fosfata bakarak da anlayamam her ikisinde de var. O zaman ben neye bakarak anlıyorum? 5 karbonlu şekere bakarak anlıyorum. Cevabımız yalnız 3 olur. Ama burada öncüllerden birinde işte timin nükleotidinin bulunması deseydi o zaman DNA derdim. İşte urasil nükleotidinin bulunması der, deseydi RNA derdim. Dolayısıyla onlara bakarak da anlayabilirdim. Dolayısıyla bir nükle nükleik asitin DNA ya da RNA olduğunu 3 şeye bakarak anlayabiliyoruz. Birincisi 5 karbonlu şeker, ikincisi timin, diğeri de arkadaşlar urasildir. Unutmayalım. Gelelim diğer sorumuza. Gök bir nükleik asidin şekli verilmiştir. Yukarıda şekli verilen nükleik asit çeşidi için diyor hangileri söylenebilir? Şimdi bakıyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada ne var? Urasil var. O zaman bu nedir? Bir RNA çeşididir, değil mi? RNA çeşidi olduğuna göre buradaki şeker nedir? Riboz şekerdir. O zaman Buna göre cevaplayalım. Şimdi diyor ki, ribonükleik asittir yani RNA'dır. Doğru değil mi? Zaten söyledik RNA'dır diye. Orasıyla bakarak anladık. Protein sentezinde görev yapar. Evet, RNA protein sentezinde görev yapıyor. Doğru. Riboz şekeri bulundurur demiş. Arkadaşlar zaten yazdı konuda da RNA'da riboz şeker vardır. Doğrudur. Cevabımız edirne şıkkı olur. Hepsi doğru. Beşinci soru. Diyor ki DNA'nın bir bölümüne ait bazı baz dizilişi aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre bu DNA molekülünün birinci zincirinin baz dizilişi hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi eşleyeceğiz arkadaşlar. Birinci zinciri bulacağız. Şimdi bakalım DNA'da adenin'in karşısına ne geliyor? Timin değil mi? O zaman burada 3 tane timin olacak. Bakın adenin 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 karşısına ne geldi? Timin timin timin. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Adenin'in karşısına ne gelecek yine burada? Timin gelecek. İsterseniz şöyle biraz yakınlaştırayım daha kolay olsun. Şuraya timin, guanin'in karşısına sitozin, yine guanin'in karşısına sitozin. Geliyorum şu kısma bakın. Sitozin'in karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin, timin'in karşısına da ne gelecek? Adenin. Şimdi bize birinci zinciri soruyor. Birinci zinciri bakın arkadaşlar şöyle üstünden gidiyorum bakın. Birinci zincir şurasıdır. Şu kısım. O zaman birinci zincirde ne var? Timin, 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 sitozin, sitozin, guanin, adenin, adenin var, değil mi? O zaman hemen bulalım. Bakın timin, 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 sitozin, sitozin, guanin, guanin, adenin yani edirne şıkkı. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim 6. sorumuza. Diyor ki hidrojen bağı sayısı ve toplam e, guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde. Prim bölü, primidin oranı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım şimdi. E, Hidrojen bağı sayısını biliyormuşuz. Bir de toplam guanin nükleotidinin sayısını biliyormuşuz arkadaşlar. DNA molekülünde pirin bölü pirimidin oranı hangisidir? Şimdi bakın bunları bilip bilmemem benim için önemli değil. Şimdi her zaman için DNA molekülü için söylüyoruz. Pirin bölü pirimidin oranı her zaman birdir arkadaşlar. Yani bize burada bunu vermesi tamamen kafamızı karıştırmak için vermiş. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Bir olacak. Neden? Şimdi hemen bir örnek vereyim. Diyelim ki guanin nükleotit sayısı ne olsun? 200 olsun. 200'ü biliyorum. Hidrojen bağı sayısı da ne olsun arkadaşlar? Mesela 1000 olsun. 1000. Şimdi 200 guanin var ya. Guaninin karşısına ne gelecek arkadaşlar? Sitozin gelecek değil mi? 200 tane de sitozin var. Şimdi ben buradan hidrojen bağı sayısından hemen size adenin ve timin sayısını bulayım. Arkadaşlar guaninin ve sitozin arasında kaçlı hidrojen bağı oluşturuluyor? Üçlü. O zaman 200 çarpı 3 dersem. 200 çarpı 3 ne olur? 600 olur değil mi? 600. Buradaki 1000 hidrojen bağından 600'ü çıkardığım zaman kaç kalır? 400 hidrojen bağı kalır. Peki adeninle timin arasında kaçlı hidrojen bağı vardı? İkili. Ben 400'ü 2'ye bölersem adenin ve timin sayısını bulmuş olurum. Ne olacak adenin ve timin sayısı arkadaşlar? 200 olacak. 400 bölü 2'den 200 oldu. Dolayısıyla adenin sayısı da 200'dür. Timin sayısı da 200'dür. Bize ne diyor? Pürin bölü pirimidin. Peki pürin sayısı, pürinler nelerdi? Hangi bazlardı arkadaşlar? Pürinler hemen yazıyorum. Adenin ve guanin pürindir. Pirimidin ise arkadaşlar timin, sitozin ve urasildir. Burada DNA dediği için zaten urasili katmıyoruz. Adenin ve guaninin toplamı ne olur? Adenin 200, Ganin 200 dolayısıyla ne oldu? 400. E, primidin olarak timin ve sitozin alacağım. Timin 200, sitozin 200 dolayısıyla arkadaşlar 400. 400 bölü 400'den ne olur cevabımız? 1 olur. Unutmayın. Bunu zaten kafadan da bilirsiniz. Prim bölü primidin oranı DNA'da her zaman için 1'dir arkadaşlar. Bu sayıları vermiş olması bizim için önemli değil. Buradaki sayıyı kaç verirse versin her zaman için sonucunu 1 bulacaksınız. Gelelim diğer sorumuza. RNA molekülünün sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilemez? Bakalım. Fosfat azalır olarak göstermiş. Şimdi RNA sentezlenirken fosfat azalır, değil mi? Neden? Çünkü RNA'nın yapısına fosfat katılıyor arkadaşlar. Yine RNA'nın yapısında riboz şekeri var. Sayısı azalıyor doğru. E, sentez olayı olduğu için enerji kullanılacak. Dolayısıyla ATP azalacak. Doğrudur. Enzim zaten bütün tepkimelerde sabit kalır yani enzim sayısı bakımından. Çünkü enzimler tepkimelere giriyorlardı, hızlandırıyorlardı ve değişmeden çıkıyorlardı. Dolayısıyla bu da doğrudur. Timin bazını azalır olarak vermiş. Az önce de söyledim. RNA'da timin bulunmaz. RNA'da timin yerine urasil bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne şıkkı olacak. Diğer sorumuza gelelim. Diyor ki DNA'nın kendini eşlemesi sırasında hangilerinin hangisinin azalması beklenmez? Şimdi arkadaşlar, DNA'da ne var DNA'da? Deoksiriboz şeker var, değil mi? Deoksiriboz şeker var. Yine bazlar var. Bazlardan da adenin, timin, guanin, tozin var. Şimdi DNA kendini eşlerken ATP kullanır mı? Kullanır. Dolayısıyla ATP azalır. Peki DNA kendini eşlerken riboz kullanır mı? kullanmaz. O zaman bunun sayısı azalmaz. Enzim arkadaşlar kullanılıyor ama enzim zaten değişmeden çıktığı için miktarı azalmıyor. Sabittir bu da. Adenin nükleotidini kullanıyor değil mi? Adenin timin guanistozin var dedik yapısında bunu da kullanıyor. Dolayısıyla azalması beklenir. Ama bize beklenmez olanları sorduğu için riboz ve enzim olacak. Yani cevabımız 2 ve 3 olacak. Riboz yapısına katılmadığı için azalmıyor. Enzim de zaten tüm tepkimelerde değişmeden çıktığı için azalmıyor arkadaşlar. Cevabımız değişik olur. Dokuzuncu soru. Adenin nükleotit ve toplam nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülü için diyor. Hangileri hesaplanabilir? Şimdi ben adenin nükleotidini biliyorum. Mesela diyelim ki az önceki gibi sayı vererek gidelim. 100 tane adenin nükleotit olsun. Toplam nükleotit sayısına da 1000 diyelim arkadaşlar. Bakalım buradan neleri bulabilirim ben. Şimdi adenin ve timin sayısı birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman timin de ne olur yine? 100 olur. Timin 100 olur. Peki adenin ile timini topladığımız zaman 200 oluyor. Burada hani 1000 tane nükleotit vardı ya. 1000'den 200'ü çıkardığımız zaman 800 kalır değil mi? Bu 800 bize neyi veriyor? guanin ile sitozinin sayısını veriyor. Çünkü toplam nükleotit diyor. 2'ye bölersem arkadaşlar 400 guanin olur. 400 de sitozin olur. Zaten sayıları birbirine eşit. Ben bunları buldum. Şimdi 1000 ee, nükleotit olduğuna göre bu 1000 nükleotidin 500'ü bir zincirdedir. 500'ü de diğer zincirdedir arkadaşlar. Dolayısıyla tek zincirdeki nükleotit sayısını bulabiliyorum değil mi? O zaman 1'i aldım. Toplam guanin sayısını buldum mu? Buldum bunu da buldum. Hidrojen bağı sayısı. Şimdi ben guanin sayısını, tuzin sayısını biliyorum. Adenin timin sayısını biliyorum. Timini sayısını 2 ile çarparsam, guanin sayısını 3 ile çarparsam hidrojen bağı sayısını da bulurum. Dolayısıyla hepsini bulabilirim. Cevabımız Edirne şıkkı olacak arkadaşlar. 10. soru. Sitozin nükleotidinin yapı taşları ABC şeklinde verilmiştir. Belirtilen kısımla ilgili diyor, hangileri doğrudur? Şimdi Azotlu organik baz demiş burada sitozin nükleotit. Zaten azotlu organik baz nedir arkadaşlar? Sitozindir değil mi? Sitozin nükleotit dediği için. Ee, burada sitozin diyor DNA mı RNA mı olduğunu bize söylemediği için şeker için bir yorum yapamam. Çünkü şeker riboz şeker de olabilir deoksiriboz şeker de olabilir bize soru da vermemiş. Fosfat zaten ikisinde de ortak. Diyor ki RNA ve DNA'da A kısmı tamamen aynıdır demiş. Şimdi arkadaşlar A kısmı ne? Azotlu organik baz. Şimdi RNA'da hangi bazlar vardı? Adenin, urasil, guanin, tozin. DNA'da hangileri vardı? Adenin, timin, guanin, tozin vardı. Dolayısıyla bakın RNA'da bulunanlar guanin, tozin, DNA'da bunlar adenin, timin, guanin, tozin. Tamamen aynı oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor, değil mi? Bakın urasil ile timin farklılık gösterdi. Burada tamamen aynıdır dediği için bu yanlıştır. C diyor tüm nükleotitlerde değişmez. Evet C fosfat grubu. Fosfat grubu tüm nükleotitlerde var. Doğru değişmez. Eğer B'de riboz var ise yani şeker ribozsa RNA nükleotittir. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü e, riboz veya deoksiriboz gelebilir dedik. Eğer ribozsa RNA'dır. Doğrudur. Bize hangileri doğrudur diye sorduğu için cevabımız 2 ve 3 denizli şıkkı olacak. 11. soru. Tek zincirindeki fosfat sayısı bilinen bir DNA molekülü ile ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi bakın tek zincirindeki fosfat sayısını biliyorum. Zaten fosfat sayısı nükleotit sayısına eşit değil mi? Eşit. Diyelim ki 500 tane fosfat var. Diğer zincirde de 500 tane yok mudur? Vardır. O zaman ben toplam nükleotit sayısını bilirim değil mi arkadaşlar? Ama diğerleri hakkında herhangi bir yorum yapamam. Çünkü bize adenin sayısı, guanin sayısı, tozin sayısı vermemiş. O yüzden sadece toplam nükleotitle ilgili bir yorum yapabilirim. Diyor ki nükleotit sayısı fosfat sayısına eşittir. Zaten az önce söyledim. Bir nükleotidin yapısında bir tane fosfatı olduğu için o yüzden fosfat sayısı nükleotit sayısına eşittir. Bu doğru. Adenin nükleotit sayısı timin nükleotit sayısına eşittir. Şimdi bunu da doğru derim. Çünkü adenin adenin her zaman için timine karşılık geliyor. O yüzden arkadaşlar bunların sayısı ne olursa olsun birbirine eşit. Bunu söyleyebilirim. Pirin nükleotit sayısı pirimidin nükleotit sayısından fazladır. Ben az önce size söylemiştim. Pirin nükleotit sayısı pirimidin nükleotit sayısına e, oranı 1 demiştim. Bu oranın bir olabilmesi için iki sayının birbirine eşit olması lazım arkadaşlar. Burada fazladır dememesi gerekiyor. Eşittir demesi gerekiyor. O yüzden bu yanlıştır. Guanin nükleotit sayısı fosfat sayısının yarısıdır. Bize guanin ile ilgili herhangi bir bilgi vermediği için ben guanin sayısını bilemediğim için bunu da söyleyemem. Dolayısıyla biz hangileri söylenebilir demiş cevabımız A şıkkı 1 ve 2 olacak. 12. sorumuz. DNA'nın hücredeki görevleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Genetik bilginin yavru döllere aktarılmasını sağlar. Doğru değil mi arkadaşlar? DNA kalıtım bilgisi yani kalıtsal bilgiyi taşıdığı için yavru döllere aktarıyor. Sentezlenecek proteinle ilgili şifre verir. Doğru arkadaşlar. Proteinlerin zaten birbirinden farklı olmasının sebebi DNA'daki şifrelerin farklı olmasından kaynaklanıyor. Doğru. Ribozoma bağlanarak amino asitlerin peptitleşmesini sağlar. Arkadaşlar ribozoma bağlanan DNA değil mesajcı RNA'dır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız denizli şıkkı 1 ve 2 olur. Böylece bu testi bitirdik. Sonraki testimizde hücre ve sitoplazmaya geçiyoruz arkadaşlar. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.